Onu tanıyan insanlar.
Güneş küfürbaz bir tarafa dolaşabilir. Yani çok daha fazla küfür kullanıyor. Ve biraz saygısızlığı artıyor. Yani toplum karşısında olan yaşantısını bakıyor öyle bir gözle ama. Ve ilk bir yıl içinde zaten eşinden ayrılıyor. Bu şekilde işe aynı anda düşemiyor. Kumar şeyi başlıyor, sevdası başlıyor. Böyle değişik bir karakter değişimi gibi bir durum oluyor. Fakat Fransız doktor çok fazla test yapıyorlar. Bu hani bazınız belki biliyordur ama bu beyinde bazı hastalıklar olduğu zaman çok farklı testler yapılıyor. Üzerinde 100'den fazla test yapılıyor. Örneğin mesela hiçbir yazı olmadan 2 artı 3'ü toplayıp işte onun yanında bir sayı koymak bir yetenek. Şu anda beynimizin yapabildiği geçici memori olarak adlandırdığımız bölümler var. Onlara onun sayesinde böyle bir şey yapıyoruz. Veya çocukken oynadığımız üstü kapalı ve daha sonra açtığımız oyunlar, ikisini, çiftini bulma oyunları hep bunlar beynin belli yetenekleri. Yani bunu yapamayan bazı insanlar oluyor. O şeyleri, doktor, Frans doktor bunu bulabilmek için 100'den fazla test yapıyor. Matematiksel ve bütün konulardan filan geçiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani beyni o anlamda hiçbir kusursuz çalışıyor. Tek sıkıntı bu anlamda karakterle ilgili, karar vermeyle ilgili bu tür bir sıkıntısı ortaya çıkıyor. Şimdi zaman geçtikten sonra filenci şöyle bir son oluyor, onu da size söyleyeyim. Tabii iş bulamıyor değişik bu sebebi yüzünden. İşte New York'ta bir müzede yanındaki bu çubukla beraber, kaza yaşadığı çubukla beraber işte ziyaret başına 5-10 dolar alarak belli bir süre hayatını sürdürüyor. Ama bir 12 yıl sonra işte epilepsi nöbetleri falan çok sıklaştığı için falan o sırada vefat ediyor. Böyle bir hayatı oluyor Pineci'nin. Ve bunu daha sonra aslında o Fransız doktorun kayıtları çok önemli. 1980'lerde Antonio Damias isimli ve eşiyle hanımla Damias'ın bu case'i tekrar araştırmaya karar veriyorlar. Çünkü Pineci'nin kafatası şu anda hala aynı müzede sergileniyor. Bu kafatasını alıyorlar, üç boyutlu olarak inceliyorlar. Yani demir nereden girdi, nereden çıktığını bulabilmek üzere. Aslında sağ gözünden girmiş olması lazım değil mi? Sağ gözü, evet. Evet. Bunu inceliyorlar. İnceledikten sonra özellikle Antonio Damas'ın eşi bu konuda öncülük yapıyor. Ve tam beyin bilgisayarla çıktı yaptıktan sonra frontal beynin zarar gördüğünü saptıyorlar. Ve burada bir onlar için de bir ışık tutan bir araştırma başlıyor. Yani frontal beyin acaba zedelendiği zaman böyle bir şey mi yaratıyor? Diğer tarafa bir etkisi olmuyor ve işte karar vermede bu tür karakteristik değişiklikler mi oluyor şeklinde. Ve bunu da ilerletiyorlar. Benzer case'leri şöyle inceliyorlar. Çocukluk yaşlarında, gençlik yaşlarında ve daha sonra ilerleyen yaşlarda benzer kazalara veya sarsıntılara sebep olmuş bütün case'leri inceliyorlar. Ve benzer şeyler buluyorlar. Yani şu şekilde bir sonuç ortaya çıkıyor. Eğer bu tür kaza, yani frontal lobun hasar gördüğü kazaları çok ufak yaşta geçirdiğiniz zaman karakteriniz oluşmuyor. Hiçbir şekilde size özgü bir karaktere sahip olamıyorsunuz. Eğer genç yaşınızda bu yaşıyorsanız o ana kadar nasıl bir karakteriniz varsa ondan sonra gelişim olur. Dolayısıyla frontal lob o anlamda bazı şeyleri, yani deneyimlerini, aslında deneyimlerinizi oraya sakladığınız ve daha sonra karar verirken o alandan deneyimlerinize göre tekrar karar verdiğiniz, kararlarınızı tekrar çıkarttığınız bir bölge olarak araştırmalar ilerliyor. Dolayısıyla aslında bu kaza ve bunun sonunda kayıt yapan doktorlar, araştırma yapan bilim insanları sonucunda ortaya pazarlama için, yani diğer tıbbi alanlarda da bir sürü araştırma oluyor ama pazarlama için yeni bir alan da oluyor. Yani acaba biz bir şeyi karar verirken, satın alırken beynimizin hangi bölgesi ne tür etaplardan geçerek bize eşlik ederek karar vermemizi sağlıyor şeklinde yeni bir araştırma alanı çıkıyor. Çünkü şu ana kadar yapılan pazarlama, satış konularda insanların psikolojisi, sosyolojik ortamlar bunları inceliyor. Çünkü bunlar insanın dış taraftan baktığınız, nasıl davranmayı çözmeye çalıştığınız etkiler. Ve dolayısıyla işte ürünler, pazarlama teknikleri ona göre yapılıyor. Fakat bu sefer insanın beynin içinde kaç yıldır yaptığı
Kültürel ortam da çok önemli. Yani bir Türk veya bir Amerikalı olduğunuz da çok önemli bir konuda. Onlarla ilgili geçmiş kültürün gelecekte nasıl bir satın almaya yol açtığını üzerine şu anda dünyada çok fazla araştırma yapılıyor. Buradan devam edersem, frontal lob şu şekilde, beyin kan bu bölgesi oluyor ve günümüzde geldiğimiz araştırma bilimsel olarak kanıtlanan bir şeyden bahsediyor. Hangi beynin farklı bölgelerinin farklı yeteneklerimizi yönettiğini şu anda model olarak bilim adamları ortaya koymuş durumda. Yani hangi bölgenize zarar verirseniz, ne tarafınızın felç olacağı veya hangi konuşma yeteneğiniz, karar verme yeteneğiniz, bu tür alanlar şu anda beyinde bilinmekte. Dolayısıyla araştırmalar bu şekilde ilerliyor. Şimdi biz bu konuda nasıl bir şey, nasıl bir teknoloji kullanıyoruz? Bu nöropazarlama aslında nasıl bir şey? Çok enteresan uygulamalar var, özellikle yurt dışında. Aslında hepimiz, şu anda ben, siz, beynimizin karşı karşıya olduğu durumla ilgili dışarıya bilgi veriyoruz. Mesela benim şu anda kalbim hızlı atıyor olabilir çünkü ben şunu yapıyorum. Ve bu bazı mimiklerime ve terlememe sebep olabilir. Sizin de farklı koşullarda farklı bir durum karşısında olabilirsiniz. Nöromarketing, vücudun verdiği fiziksel tepkileri alarak bunlar karşısında insanın nasıl hissettiğiyle ilgili bir bilim dalı diyebilirim. İlk, en çok yararlanacak EEG dediğimiz aslında hastanelerde çokça çekilen beyninize koyduğumuz elektrotlarla, bu jöleli elektrotlarla çektiğimiz elektromanyetik dalgaları okuyan bir cihaz. Bu cihazın hiç kimseye bir zararı yok, pasif bir cihaz. Sadece oradaki elektriksel aktiviteye ölçüyor. Elektriksel aktivite nereden çıkıyor? Hepiniz duymuşsunuzdur. Biz elektrik üreten bir yarım, 1 watt gibi bir şey beynimiz, öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Elektrik üretiyoruz. Elektrik ürettiğimiz zaman eğer vücudumuzun demin ki beyin bölgelerinden herhangi biri kanlandığı zaman, yani oraya daha çok kan gittiği zaman orada bir elektromanyetik aktivite oluşuyor. Yani elektriksel bir aktivite oluşuyor çünkü nöronlar birbiriyle çakıyorlar çok hızlı bir şekilde. Ve EEG onu ölçüyor. Yani beynin hangi tarafında kanlanma olduğunu ölçüyor, bize gösteriyor. Fakat buna da bitmiyor. Kalp atışı, deri direnci, yüz kasları. Mesela Amerika'da seçimler öncesi rakipler arasında yüz kaslarından kim yalan söylüyor, kim inanarak söylüyor, bunu ölçmeye çalışan yazılımlar var. Sırf yüzün mimiklerinden. Bu tür şeyler çok gelişmiş, gelişmekte. Biz üniversite olduğumuz için o tür çok böyle şova yönelik veya etik dışı çıkan şeylerde şeyi kullanmıyoruz. Mesela Fransa'da bu etik olarak uygun bulunmadığı için yasaklandı nöropazarlama. Bir tek orada yasaklanabilir. Ama hayat onlarda fazla dayanmaz. Çünkü mesela biz üniversitede sırf nöropazarlama yapmıyoruz. Mesela sosyal alanlarda da mesela Türklerin Türklere bakışı veya Türklerin Kürtlere bakışı gibi durumları bununla inceledik. Yani çünkü bu şekilde siz karşıya hiçbir şekilde soru sormuyorsunuz. Hiçbir şey sormuyorsunuz, gösteriyorsunuz ve daha sonra ölçüp değerlendirme yapıyorsunuz. Yani bir arada bir sözlü iletişim ve dolayısıyla anket yapanın anketi saptıracak bir konumu olmuyor. Heyecanlanmanızı veya beyinde elektrik üretmenizi siz önleyemiyorsunuz. Yani buradan kaçış bir noktası yok. Yani öyle profesyonel bir oyunculukla alakası yok bunun. O zaten kendi kendine oluyor ve biz onu ölçüyoruz. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız yöntem bu şekilde bir yöntem. Yani nasıl şeyler yapılabiliyor burada? Biz farklı Toyota, TE, Yıldız Holding gibi kurumlara çalıştık. Onların genelde ürünleri, web siteleriyle ilgili değerlendirmeler yapabiliyoruz. Yöntem en güzel karşılaştırmayla sizi çalışabiliyor. Yani bu ürün güzel mi diye bir şey soramazsınız kimseye. Çünkü onun bir şeyi yok. Ama iki tane ürün varsa hangisi daha güzel diye sorabilirsiniz. Orada dersiniz ki bu ürün çıktığı zaman konsantrasyon, yani motivasyon daha fazla çıktı gibi bir şey söyleyebilirsin. Veya web siteler için biz ekstra şey de yapıyoruz. Göz bebekleri de burada çok önemli. Yazdığını biliyor. Evet. Göz bebeği hareketleri de insanlarda çok önemli bir bulgu. Göz bebeği bazen ufalıyor, büyüyor, yanlara kaçıyor. Çok hızlı. Siz bunu hani gözle göremeyecek kadar hızlı gidiyor.
Bununla ilgili aletler var, göz eye tracker dediğimiz ve o şeyde kaydettirdiğimiz zaman, EEG bilgisayarına bindirdiğimiz zaman ikisi arasında insanın o anlamda, o deneyimde neler yaşadığı üzerine bir rapor çıkarma şansımız buluyor. Raporda şöyle, deney çok önemli, deneyi hazırlamak. Orada psikologlar devreye giriyor, pazarlamacılar, onlar çalışıyor. Deneyin hani neyi nasıl test edeceğimizle ilgili. Örneğin şey de yapabilirsiniz, bir nokta çalışması. Biz mesela Toyota'ya hangi kelimeler Toyota'ya tam ötüşüyor şeklinde bir çalışma yapmıştık. Tabii ki mesela sağlamlık tam şey çıkıyor. Hani insanlara sorduğunuz zaman değişik böyle kelimeler soruyorsunuz. Hani siz de mesela kendi ürününüzle ilgili otelimiz nasıl bir şey geliyor karşıya, nasıl bir algı yaratıyor, onunla ilgili çalışmalar yapılabilir. Bazı yurt dışında şöyle çalışmalar var, bu çok enteresan. Uygulamak zor, biz de o tür bir alana girmedik. Şu anda oteller kendileri için özel koku üretiyorlar. Bu kokular sadece onlara spesifik oluyor. Yurt dışında otelin yarattığı algıyı ölçüyor. Mesela otel çok bir eski, işte böyle bir historik bir havası yaratıyorsa algı olarak, kokuyu da o tarzda yaratıyorlar. Kokunun da çünkü değişen bir şekilde ölçüm yapabiliyorsun. Bunu uyuşturmaya çalışıyorlar. Yani çok o anlamda birazcık şey ilerlediğini, algı her taraftan, yani tasarıda, işte logoda, kokuyla beraber, otellerin, odaların tasarımına kadar birlikte vermeye çalışıyorlar. O anlamda bu şey gidiyor. Türkiye'de derseniz hani biz daha bence başlangıçta işte üniversiteler bir şeyler yapmaya çalışıyor. Laboratuvarımız hakkında bilgi kısaca verdim aslında. Altunzade'deyiz. Laboratuvarımızda iki tane deney odamız var. Bir deney bir kişi için 2 saat kadar sürüyor. Dolayısıyla bütün deneyler aslında sample olarak 20 kişiden, 20-25 kişi arası yapıyoruz. Bilimsel ortamda da bu yeterli olduğu söylendiği üzere biz de o şekilde ilerledik ve sonuçlar da o şekilde çıkıyor gerçekten. Hocam peki doğruluk araştırması yapılmalı. Yapılan analizlerde yani yüzde kaç doğruluk var? Bunun yani yüzdesi araştırmış olduğunuz hastalarda hasta demeyin de onlara şey. Bunun yüzdesi, o anlamda başarı yüzdesi gibi bir konu yok. Bu sadece support bir rapor. Biz aynı seferde şey de yapıyoruz, yanına anket de yapıyoruz. Bu işimin yaptığımız konunun. Mesela bir tane de anket odamız var. Case inceler mi? Bir destekleme yani olması gerekiyor. Tabii çok güzel bir tez ama bu tezi de desteklemek için sizin de kendi arginizi oluşturup bir iç araştırma yapmanız gerekiyor. Ya bu hani sadece insanların ürünlerinden... Tez değil artık. Hani bilimsel bir gerçek şu anda. Ama bunun işte bir argesi olması gerekiyor. Yani bunun temeline inip yüzde kaç oranda doğrulama... Bir daha cevaplar yani. Yüzdesi yok. Teşekkür ederim. Yüzdesi yok. Çünkü o şekilde çalışmıyor işte. Göz bebeğin hareketleriyle EEG birbirine her zaman tutuyor mu? Şöyle, bunun için yani donanım olarak özel bir donanım yapıyorsunuz. Beyin 300 milisaniyede tikler atıyor. Göz bebeği biraz daha yavaş. Onların ikisini aynı sekansta. Biz onun için bir tane embedded kart kullanıyoruz. Onun ikisini aynı sekansta. Deneye başladığı zaman ikisi de aynı şekilde kayıt ediyor. Ve bunlar bir saniye şeklinde o şekilde birleştiriyor. Bunu da biz kendimiz yaptık. Yani Arge diyebileceğimiz bir oradaki yazılımın da. Yani hep örtüşüyor mu diye sordum. Örtüşüyor demeyelim. Yok yok, bu anlamda bakmayın. Yok şöyle mesela, biz diyelim ki web sitesi test yapıyorsunuz. Web sitesi testinde siz mesela deneye şey ödev verdiniz. Testlerde böyle bir şey olması lazım. Mesela otelimizde diyelim ki çok fazla kullanıldığını inanmadığınız web sitemizde veya kullanmak için masraf ettiğiniz aslında mesela şeyimiz var. Özel eğlence için işte spor olsun, salon olsun gibi bazı servisler ürettiniz. Ve bunları sitenize koydunuz. Fakat bunların hani diyorsunuz ki hani fazla belki bilmiyorum aranızdan web sitesini KPI olarak takip eden var mı? Hangi sayfa, hangi şey ne kadar görüldü, tıklandı? Mesela baktığınız hani orada az bir şey var. Mesela biz bunu şöyle test ediyoruz. Verdiği zaman denek diyoruz ki bu sitede şey bulur musun? Salon servisini bulur musun?
Onu bulurken gözü merkezlerini inceliyoruz. Mesela göz genelde hep soldan girer. Soldan girdiği zaman menülere bakıyor falan. Ne kadar saniyede neleri için bir ısı haritası çıkarıyor. Sonra sekme haritası çıkıyor. Yani önce nereye baktı? Sonra nereye baktı? Sonra nereye baktı? Ve hangi adımlardan sonra savunma merkezini bulduğu şeklinde bunu bakıyoruz. Ve o anlamda da aynı anda siz EEG'yi tahrik edecek bir soru da sorarsanız kişinin ikisini birleştirdiğiniz zaman daha verimli bir sonuçla elde edebiliyoruz. Yani eğer hani o şeyi tasarıma yönelik de bir şeyse EEG'de hani nasıl bir şey yaptı, etki yaptı onları ölçebiliyoruz. Tabii zaten hep onları ölçüyoruz. Mesela hani şey olarak onlara bakıyoruz raporumuzda. Biliyorum. Rica ederim. Ölçüm şu şekilde oluyor. Böyle herkese farklı kafa taslarına göre şeylerimiz var, keplerimiz var. Keplerin üzerine elektrotlar yerleşiyoruz. Daha sonra bu tarafta bir ekranımız var. Oradan capture yapıyoruz. İşte yaklaşık dediğim gibi ön bilgilendirme, deney başlama, deney sürdürme ve daha sonra birazcık deneyin temizlenmesi gerekiyor. Saçtırma göre oluyor. Bir aramız var. Toplam böyle bir 1,5 saat, 2 saat arasında olduğunu söyleyebilirim. Yaptığımız şeyler genelde bunlar. Yani en çok bunu çalışıyoruz. Web tasarımı, motto, mesaj, marka algısı. Bu şekilde. Soru cevap alabilir. Bu arada sorusu olan varsa ben arkadan var. Şey, bu datayı nasıl kullanıyoruz şu an? Yani süper. Ama ses nerede kullanabiliyoruz? Şu an datayı nerede kullanıyoruz? Data derken? Verileri nerede kullanıyoruz? Şimdi yani anladığımı söyleyeyim. Siz yanlış anlıyorsunuz. Şunu sormaya çalışıyorum. Hani güzel bir mesela siz bize geldiniz. Farklı bir web sitesini inceleteceksiniz. Biz web sitesiyle ilgili ölçüm yapıyoruz. Bunun raporunu size sunuyoruz. Fakat raporda sizle mutabık kalabilmeniz için sizin ne açıdan neyi merak ettiğinizi bize söylüyorsunuz. Biz o merak ettiğiniz şeyle ilgili bir deney tasarımı yapıyoruz. O deneyi gerçekleştirip merak ettiğiniz sorunun cevabını comparison olarak size veriyoruz. Data dediğimizde beyin davranışları ve göz hareketleri. Yani 20-25'e yakın denek burada kullanıyorsunuz. Peki bu tepkiler işte yaş, eğitim... Evet, onları siz bize söylüyorsunuz. Evet, siz bize söylüyorsunuz. Ve biz şey kendimiz bulmuyoruz. Yani üniversite olduğumuz için bunu bir ajansla çalışıyoruz. Onlar bize o segmentte kişileri organize ederek bize getiriyorlar, servis oluyor bazen. Ve onları da bir uzraklı veriyor. Etik olarak oraya maaş bir şey yazılmaz ama hediye olarak bir şey de vermek zorunda. Çünkü müfettir bir şey. Öncelikle denek arıyor musunuz? Kaç para veriyorsunuz? Böyle o konuda da başka bir şey var. Fazla para verilmesi de uygun değil. Çünkü yanıltabilir. Dolayısıyla... Biz çok önemli denekiz yani. Şimdi hocam bizim özellikle İyiyiz, yollayız. Tamam, göndereceğiz. Öncelikle bizim çalıştığımız bölgeler farklı farklı değişiyor. Herkes burada, hepimiz aynı sektörün içindeyiz ama çalıştığımız müşteri portföyü, yani misafir portföyü diyelim biz bazen müşteri diyebiliyoruz. Misafir portföyü değişebiliyor. Bahsettiğiniz deneylerde mesela Orta Doğu misafiri için yapıldığı zaman daha farklı sonuçlar doğurabilir mi? Kesinlikle doğurabilir. Yani şimdi Orta Doğu'daki web sitelerine bakın, sizce tasarımlar nasıl? Farklı. Çin'e gidin, Japonya'ya gidin, farklı. Benim mesela hiç kendi beynimi almıyor. Dolayısıyla kültür, frontal lob nedir biliyor musunuz? Frontal lob dediğiniz şey, doğduğunuzdan itibaren çevreden aldığınız her şeyin hafızalandığı yer. Dolayısıyla siz bir web sitesi, bir renk cümbüşü dediğiniz zaman aklınıza onlar geliyor. Ha mesela bir Arabistan'da belki altın rengi çok fazla çıkıyor, bilmiyorum hani kumdan mı veya başka bir şeyden mi. Orada öyle bir şey çıkıyor ve yani beynimi zaten inceledikten sonra bu şey benim kendi mesleğimdir, ben makine mühendisiyim. Bu projeyi yani yazıp yönettiğim için o şekilde hocalarla beraber olduğum için bu bilgilerim var.
Fakat şöyle bir şey var, benim eşim mesela çok unutkandır. Hani ben de hep şey diyorum, niye unutuyorsun falan filan. Bunu yani öğrendikten sonra, bu olayın içine girdikten sonra yani size de söyleyebilirim. Unutkanlık mesela kesinlikle öğrenilecek bir şey değil, iyileştirecek bir şey değil, bu fiziksel bir yapı. Yani bir insanın unutkan olması onun beyin yapısıyla ilgili. Dolayısıyla yani beyni öğrendikten sonra insanın hayatı çok fazla değişiyor. Yani birisi çok agresif olabilir. Yani öyle kabul etmek lazım aslında. Çünkü o gain öyle yani. Yapacak bir şey yok. Yani onun öyle yetiştiği ortamda bir şekilde öyle bir davranış gelmiş ona ve beyninde. Yani beynin belli dönemlerinde de şey vardı. Çocukluk, ergenlik, işte 30'lu yaşlarda tekrar değişime uğruyor. Yani bağlantılar tekrar yapılıyor. Bu alanlarda siz öyle geliştirseniz, siz öyle birisi oluyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Yani çok büyük bir şeyle, yani eforla insan tabii ki değişebilir. Kendini hani bastırabilir ama beyin dediğiniz şey sizin kimliğiniz. Başka sorunuz var mı? Ben tabii yıllarca rezervasyon background olduğum için telefonda satış teknikleriyle ilgili çok fazla araştırma okudum. Bu işte otelin açılışı öncesi biraz fazla zamanımız var. Ve telefonda satış yöntemlerini nasıl nöropazarlama kullanılarak geliştirebileceğimiz üzerinde böyle birkaç araştırma demeyelim, çok ufak çaplı biraz çalışma yaptık. Ve satın alma kararının aslında asıl sensational brain, duygusal beyinde gerçekleştiğini ve beş duyuyu kullanarak aslında siz kendinizi ifade ederseniz karşı tarafın daha algısının açık ve satın alma kararının da daha çabuk verilebildiğini gördük. O alanlarda da şöyle bir şey var. Tam işte orada bunlar tez haline geliyor. Bunlar çünkü kanıtlanmış değil ama şu var mesela, bir müşteriye tek seçenek de kötü, çok seçenek de kötü. Dolayısıyla onun manipüle edeceği bir seçenek vermek üzerine şu anda bir konsensüs var. Çünkü yapılan üst üste olan deneylerde o daha yani çok seçenek koyduğu zaman büyük ihtimal gidiyor. Yani seçmeden gidiyor, tek seçenek koyduğu zaman da gidiyor. Dolayısıyla bu tür araştırmalar bu tarafa doğru bir kayış var. Ve beş duyu çok önemli. Biz her zaman bunu kullanıyoruz. İletişimde sadece mesela sizin telefon ile bir kanal kapınız var. Sadece ses. Ama hani o anlamda bunu kullanırsanız tabii insanın o anlamda artışı artabilir olduğunu ben de söyleyebilirim. Ama bunlar o anlamda da çok keskin şeyler de değil. Biz şöyle yaptık. Telefonda tanımlamalarımızı tamamen beş duyu üzerine konumlanacak şekilde değiştirdik. Örneğin oyumuz var, duyumuz var demek yerine işte mesela odanızın balkonunu açtığınızda boğazın kokusu burnunuza gelir, işte Türk kahvesini yudumlarsınız, boğaz esintisi yüzünüze vururken falan gibi böyle bir takım ama yani bazı şeyleri oda tanımlamalarını yaparken insanların sensational brain yani duygusal beynine daha çok dokunacak şekilde değiştirdik ve inanılmaz telefon satışlarında artış gözlemledik. Normal benim önceki deneyimlerimde de yani çok güzel çalışıyordu bu ama burada oda tanımlamalarını değiştirdikten sonra inanılmaz bir telefon satışlarında ve upsell'lerde artış gördük. Bu şöyle doğru. Şimdi ben de destekliyoruz. Mesela limon dediğim zaman hepinizin aklında böyle ağız geçiyor, bir şey yapalım. Bu aslında yine deneyimden geliyor. Çünkü biz doğduğumuz zaman limonu falan bilmiyoruz. Limon öğrendikçe, limon kelimesi bizde bir şey yaratıyor. Şimdi siz beş duyuda telefonla beş duyu nasıl verilir dediğiniz zaman işte limon gibi kelimelerle bunu o tür şeyler çağrıştıran şeylerle bunu aslında yıkabiliyorsunuz ve hepiniz mesela şöyle bir deney yapın. Bu hala bulunmuş bir şey değil. Ben de merak ediyorum. Burun koku üzerine fazla araştırma yapılmış durumda değil global olarak. Ağzınıza bir şey attığınız zaman ve burnunuz tıkalıysa yani mesela nezleyseniz de sırf deneyin ya, burnunuzu tıkayın. O yediğiniz şeyin ne olduğunu bilemezsiniz. Yani soğan mı yiyorsunuz yoksa lokum mu yiyorsunuz bulamazsınız. Yani dokuları biraz böyle çok farklı değilse de böyle benzer şey seçerseniz gene bulamazsınız. Yani bir şey doku olarak. Burnunuzu açtığınız zaman bir anda onun tarlasını düşünürsünüz. Bunu deneyin. Şimdi ağız ve burun arasında çok ince bir şey var. Delik var. Buradaki ağzın sıcaklığı ve yediğiniz şeyin buharı oradan burnuna gidiyor. Ve burnunda bir sürü reseptörler var.
Ve o yediğiniz şeyden çıkan o ufak şeyler o reseptörlerin üzerine yapışıyor. Yapıştıktan sonra beyne diyor ki ben şunu yiyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hala bu bulunmuş değil. Acaba ben dilden lokumu bildiğim için mi lokum dedim beyine, yoksa beyin lokumu biliyor da ben bu reseptörleri aldığım zaman beyin direkt var bu lokum ya ben bunu lokum gibi sevineyim mi diyor. Bunun hala bir şey yok. Hani bir model yok ama dediğiniz gibi bu tür çağrıştıran şeyler mesela hani insanın nasıl şeyler açılır? Boğaz görüntüsü, bir Türk kahvesinin keskin kokusu gibi şeyler konuşursanız insan da olur olmaz böyle bir şey duyar. Yani daha önce ben zaten Türk kahvesi çok iyi olmuştu gibi bir adrese gidersiniz ve orada insanı biraz daha etkileme şansınız olabilir. Ben lafımda fazla uzatmayayım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.